Şey pardon, ben buraya çiçeklerimi koymuştum. Sabah kaldırdık onları. Sebebini öğrenebilir miyim? Sebebini ben de bilmiyorum Güneş Hanım. Rana Hanım emredince. Neredeler peki şimdi? Buyurun göstereyim. Ay hay Allah, ama burada olmaz ki bunlar ya. Burada ölür. Ya ışık seven çiçekler bunlar. İsterseniz salona geri taşıyalım. Ya size zahmet olmazsa siz bunları Selin'in odasına çıkartır mısınız? Ya en azından orası güneş görüyor. Nasıl isterseniz. Ay hay Allah ya. Of. Aman ya. Bir sığdıramadılar sizi koca salona. Gerçi sığmayan bir siz değilsiniz. Kadının da yüreğini indireceğiz ama. Ah Selin ya. Efendim? Alo, alo anneciğim. Anneciğim acilen Beykoz sahiline gelmen lazım. Çok önemli bir şey oldu. Nazlı kızım ne oldu? Anneciğim lütfen hemen gel. Nazlı geliyorum hemen kızım. Allah kabul etsin artık. Alır mısınız? Nazlı kızım ne oldu, iyi misin? Anneciğim sakin ol, sakin ol. Hiçbir şey olmadı. Hemen geldi, öyle yaptım. Ya Nazlı sen benden ne istiyorsun ya? Senin ne kastın var bana? Anneciğim şimdi kızıyorsun ama gördüklerinden sonra bana teşekkür edeceksin bak. Gördün mü? Sen şimdi hiçbir şey diyemezsin, gurur yaparsın. Hesap da soramazsın. Gel. Al işte anne bak evleneceğin adamı gör. Sabahtan beri göz göze dizizdeler orada. Aa Güneş, Nazlı. Nazlı, Güneş ne oldu? Şaşırdın mı? Bizi beklemiyordun değil mi? Vallahi beklemiyordum. Şaşırdım. Gelin. Gel, gel, gel. Ya anne bak bir de elini tutuyor ya. Ya bu ne yapıyorsun Nazlı? Anne ben bunları konuşurken duydum. Bu dedi ki sen çok romantiksin dedi. Ama Güneş'in bunlardan haberi var mı dedi. O da yok dedi. Güneş'in bunlardan haberi yok. Gel seninle yukarı çıkıp yaramazlık yapalım dedi. Ben hepsini duydum. Sen bizi mi dinliyordun ya? Ya senin bana hesap sormaya hakkın var mı acaba? Ay Mide çirkin ya, şuna bak. Ya sen benim gül gibi annemi aldatmayı utanmıyor musun? Yok öyle Mide. Terbiyesiz. Madem foyamız ortaya çıktı. O zaman ben seni Nermin'le tanıştırayım. Güneş Hanım. Sizinle bu şekilde tanışmak istemezdim ama... Ya bir de konuşuyor ya. Anneciğim dinlemesene şunları. Yapıştır tokadı gitsin. Nermin'miş. Belediye başkanı Nermin. Ne başkanı? Nazlı bir susar mısın lütfen? Belediye başkanı benim de liseden sınıf arkadaşım. Yani insan liseden sınıf arkadaşıyla... Üstelik... Belediye başkanı olan bir sınıf arkadaşıyla niye görüşsün ki teknelerde gizli gizli? Niye acaba? Evlenince insanı sürpriz yapacaksa eğer. Ne? Sürpriz de bozulduğuna göre ben anlatayım. Normal bir nikah dairesinde evlenmek istemedim. Acaba teknede nasıl nikah kıyarız diye düşündüm. O yüzden de Nermin'den yardım istedim. Nikahınızı da ben kıyacaktım. Bu teknede mi? Nazlıcığım sen ne yaptın? Ya ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Ben bilmiyordum ki. Ben ne yaptım? Ben bilsem yapar mıyım? Ben atayım kendimi denizlerden aşağıya. Böyleyim gitsin ben. Ya çok özür dilerim. Ben gerçekten çok özür dilerim. Peki tamam. Madem buradayız, evlenelim o zaman. Ne? Nasıl?
Siz Mehmet kızı Güneş, Haluk Mertoğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Timuroğlu Haluk, Güneş Yılmaz'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Sizler de şahitsiniz. Evet, şahit. Sen de onaylıyorsun değil mi Nazlıcığım? Onaylıyor tabii ki. Değil mi kızım? Evet, onaylıyorum. O zaman buyurun imzalar. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Yalnız evlilik cüzdanınızı haftaya verebiliyorum. Artık kusura bakmazsınız. Bir dakika, bir dakika. Bir şey unutmuşsunuz. Ben onu vereyim. Nerede buldun bunu? Çekmeceleri karıştırırken buldum maalesef. Ya pes artık ama Nazlı. Bu da mı sürprizdi yoksa? Evet, sürpriz. Tamam, tak o zaman. Bana sevgilim aldı doğum günü hediyesi.